Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle çoğu arkadaşımızın da sorduğu, öğrenmek istediği bir konuyu ele alacağız. Ödeme sayfalarımızda sipariş tamamlanırken ödeme sayfalarımızda doldurulmasını istediğimiz fatura kesiminde, özellikle fatura kesiyorsak tabii ki TC kimlik numarası ya da vergi numaralarını, vergi dairesi, vergi numarası, firma isimlerini yazdıracağımız bir eklenti üzerinde çalışacağız. Eklentimizin ismi Hezarfen for WooCommerce. Arkadaşlar, açıklamalara eklentinin linkini koyacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Eklentinin içeriğini, özelliklerini. Burada bu şekilde bakın, zaten yazıyor. Ekran görüntüleri de var. Eklentiyi ben denedim. Çalışıyor. Aslında bir sıkıntı vardı. Sıkıntı şöyle diyeyim. Eklentiye başladığımızda zaten şimdi göreceksiniz. Orada da söylüyor, wp-config dosyasına verilen key'i, yani anahtarı yapıştırmamız söyleniyor ama ben bir sürü hata aldım. Hata da şöyle, yani yapıştırmama rağmen bir türlü key onaylanmadı. Bundan dolayı biraz araştırdım, forumlara baktım, işte eklentiyi şey yapan, geliştiren internet yazılımının forumlarına baktım hatta. Orada da işte bir sıkıntı olmadı. Yalnızca bir template, yani temalarla ilgili bir sıkıntı olduğunu, bazı temalarda çalışmadığını falan yazan arkadaşlar olmuş onunla ilgili. Ama ben bir başka bir şey denedim. Ondan sonra eklenti çalıştı. Hatta çalışır vaziyetteki hali şu şekilde, bakın. Şifreleme anahtarı, key anahtarları şu an çalışıyor arkadaşlar. Hatta gördüğünüz gibi hem adres, yani Türkiye ilçelerini otomatik olarak buraya yazdığınız zaman, mesela arkadaşlar burada bu şekilde, bakın, İstanbul. Otomatik olarak buradan da ilçeleri çıkıyor arkadaşlar. Buradan da seçiyorsunuz. Çok güzel, çok kolay olmuş. Kolaylıkla bir şey. Adalar diyelim, mahalle de mesela, Burgaz, Kınalı, böyle seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Yalnızca buraya işte numarasını, sokak numarası varsa sokak, işte sokak numarası, daire numarası, apartman ismi falan yazabilirsiniz. Tabii ki yazmanız lazım. Gördüğünüz gibi fatura tipi, eğer müşteriye fatura keseceksek, bireysel olarak keseceksek arkadaşlar, bireysel ve TC kimlik numarası alanı çıkıyor, görüyorsunuz. Kurumsalsa, gönderdiğimiz müşterimiz kurumsal bir firmaysa, buraya kurumsalı seçip dolduruyorlar zaten. Kurumsalı seçecek, buradan işte firma ismini, vergi numarası, vergi dairesini yazacak arkadaşlar. Bu şekilde çalışıyor zaten arkadaşlar. Bunu test sayfamızda yaptım. test.maxhandmade.com'da arkadaşlar, şu an yayında zaten. Şimdi localhost'ta ben eklentiyi kuracağım. Dikkat etmeniz şeyleri de söyleyeceğim zaten, göstereceğim arkadaşlar. Biraz karışık gibi geliyor ama aslında karışık değil, çok basit. Eklenti sizde çalışmazsa şayet, dediğim gibi temalarda bir çakışma ya da eklentilerle başka eklentiler çakışma olabiliyormuş. Ama geliştiriciler bunun üzerinde de çalışıyorlar arkadaşlar. O yüzden şu an denemenizde fayda var bence. Eğer kullanmak istiyorsanız tabii ki denemenizde fayda var arkadaşlar. Eklentiyi kuralım. Arkadaşlar, hemen eklentiler şu an şeydeyiz tabii, bakın, localhost'tayız. Localhost'ta yapıyorum ben bunu. İnternet sayfamızda zaten şu an kurulu. Gördüğünüz gibi. Kurulu şu an. Localhost'a hemen geçelim. Eklentiler. Yeni ekle diyelim. Eklentimiz ismi Hazerfen. TC kimlik de yazsa da çıkıyor zaten arkadaşlar. Evet. Bu eklentiyi de denedim arkadaşlar ama bunu da şey yapamadım. Yani bir ufak bir sıkıntı var herhalde. İlerleyen zamanlarda belki buna da bakabilirim. Pek şey hoşuma gitmedi açıkçası. Ama incelenebilir. Eklentimiz bu arkadaşlar. Hezarfen for WooCommerce. Bu eklentiyi kuruyoruz.
etkinleştir diyelim. Eklenti kurulduktan sonra arkadaşlar, bakın şu an etkin zaten. Sol taraftaki WooCommerce ayarlarına giriyorsunuz arkadaşlar. Burada en son yerde bakın header sen yazar. Buraya tıklıyorsunuz. Şimdi önemli olan kısımlara geldik. Burada dikkat edin arkadaşlar. Şimdi genel şifreleme, ödeme sayfaları, ödeme vergi alanları. Bunları bu şekilde seçiyoruz. Bunları tıklıyoruz zaten. Hesabım, adres düzenleme, posta kodunu kullanmak istiyorsanız, kullanmak istemiyorsanız buraya basıp kaldırabilirsiniz ama bence kullanılsın, faydalıdır. Şifreleme kısmında arkadaşlar burası çok önemli zaten. En önemli bölüm burası. Özellikle dikkat edin ve bu kodu mesela sürekli değişir arkadaşlar. Bunu mesela yaparsınız tekrar bastığınız zaman değişik bir şifreleme gelir. O yüzden şimdi ilk önce bu kodu kopyalalım. Bir kopyala yapalım. Bir tane dosyaya alalım arkadaşlar bunu. Çünkü bunu kaybettiğinizde ya da eklentiyi sildiğinizde tekrar yüklemeye çalıştığınızda arkadaşlar bayağı bir sıkıntı yaşayacaksınız. Bununla ilgili forumda geliştiriciyle yazıları var arkadaşlar. Onun üzerine çalışıyorlar. Tekrar kurtarabilmek üzerine ama zaten burada da sayfada da göreceksiniz. Şuraya ilk önce bir kaydedelim. Bu burada dursun arkadaşlar. Şimdi sayfamıza gelelim. Şimdi şifreleme anahtarı arkadaşlar. Bakın burası önemli dediğim gibi. Burayı okuyun. Bu kodu sitemizin WordPress sitemizin wp-config alanına kaydedeceğiz. Ama bakın şöyle bir şey var. Ben bunu daha önce denediğim için diyorum size. Yani karşılaştığım hataları siz yaşamayın diye söylüyorum arkadaşlar. Forumlarda işte bazı arkadaşlar bazı eklentilerle çakıştığını, temalarla uyuşmadığını yazıyordu. Şurada bakın bunu okuyun. Eğer ödeme ekranında TC kimlik numaralı bulunuyorsa şifreleme anahtarı aktivasyon yapmanız zorunludur. Evet, aşağıda gösterilen şifreleme anahtarı formu kaydetmenizle birlikte bu ekrandan kaybolacaktır. Yani bu işlemleri yaptıktan sonra kaydettiğiniz zaman, okeylediğiniz zaman bu ekrana bir daha gelemeyeceksiniz arkadaşlar. Yani şu koda bir daha ulaşamazsınız. Nerede? Config dosyanızda yazılı olacak. Ama ola ki siteniz işte silindi, bir şey oldu. Config dosyanıza ulaşamıyorsunuz. Bu koda bir daha ulaşamazsınız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen aşağıdaki kutucuğun içerisinde satırı güvenli bir alana yedekleyin. Az önce yaptığımız gibi. Ardından wp-config php dosyasında herhangi bir alana yapıştırın. Bakın burada işte bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben bunu localhost'ta denedim. Test sayfamızda denedim. Artı Max Handmade'in normal sayfasında da denedim arkadaşlar. Maxhandmade.com'da da denedim. Üçünde de hata aldım. Aynı şekilde yapmama rağmen. Ta ki nerede çözdüm olayı? Onu da hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bu Yapı Market işte şu anki localhost'un config dosyası. Bakın. Şu an boş. Herhangi bir yere yazdığınızda onaylamayacak. Onaylamıyor aslında. Bir daha deneyelim isterseniz olmazsa. Şöyle de deneyelim. Kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Herhangi bir yerine. Dedik. Bakın. Tamam mı? Kaydedelim. Şimdi bunu yaptık. Kutunun içindeki ifadeyi güvenli bir alana yedekledim ve işte burada onaylıyorsunuz artık. Çünkü bunu geliştiriciler özellikle bakın belirtmiş zaten. İşaretledik. Değişikliği kaydettik. Bak gördünüz mü? Onaylamıyor. Şimdi kodumuza bakalım. Aynı key ile aynısı mı diye bakalım. Bakın. Farklı bir key geldi arkadaşlar. Yani bunun artık bir hükmü kalmadı. Bunu siliyoruz. Tekrar şimdi buradaki key'i alacağız. Bunu aldık. Tekrar kopyalayalım. Yapıştıralım. Kaydettik arkadaşlar bunu. Dediğim gibi bu alan çok önemli. Yani normalde kafanızı karıştırır gibi de ama ben muhtemel yaşayacağınız hatadan dolayı yaşamayın diye yapıyorum bunu. Çünkü dediğim gibi ben 3 sayfada da hata aldım ve
Çözümü şu şekilde yaptım arkadaşlar. Bakın. Şunu bir silelim. Şu bölümü bir silelim. Arkadaşlar. Bunu bir silelim. Kodu şuradaki bakın. Gördüğünüz gibi. Bunun altına yapıştırın. Kaydedelim. Şimdi deneyelim bakalım. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani aslında yani hiçbir yerde yok. Bakın ben YouTube'da da aradım, baktım, internette aradım. Bunun çözümüyle ilgili hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Ben birazcık kurcaladım ettim. Bu şekilde sonuç aldım. Bakın. Evet. Buraya geçtik. Ödeme sayfası ayarlarına geldik. Posta kodu alanları gizlense o size kalmış. Ödeme formunda kalan otomatik olarak evet sıralansın. Yani Türkiye, il, ilçe, mahalle olarak sıralanacak arkadaşlar. Kaydettik. Ödeme vergi alanları bunu da dediğimiz gibi işte kimlik ne olsun yazması için. Bakın bu kimlik noları açık olarak barınmıyor. Veri tabanına şifre olarak kaydedilecek arkadaşlar. Yani herhangi bir siteniz hacklendiği zaman falan bu bilgileri kırmaları imkansız gibi bir şey. Öyle diyeyim size. Bakın. Zaten bunu aktif etmezseniz şeyi göremezsiniz. Bunu işaretliyoruz. Alanı zorunlu yapılsın mı yapılmasın. Bu size kalmış. Yani yapılmasın. İsterse doldur isterse doldurmasın. Kendisi bilir artık faturayı kullanırsa kullanmazsa. Okeyledik. Olay bitti. Şimdi test sayfamıza bir gelelim. Bakalım ürünümüz var mı? Varmış. Tepete görüntüle diyelim. Evet ödeme sayfasına geçelim. Şimdi evet. Arkadaşlar Türkiye, Kocaeli, Gebze mahalleyi seçiyoruz. İşte atalım buradan bir tane mahalle. Burada işte no sokak falan yazarsınız. Bakın bireysel. Bireyselin altında TC kimlik numarası. Görüyorsunuz. İsteğe bağlama bu tabii ki. Şimdi buraya 11 rakam, 12 rakam deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yapalım. Gördünüz mü? 12 yaptığınız zaman onaylamıyor. Bakın. Çok güzel. 12. 11 yapalım. Geçelim. Evet. Yeşile geldi. 11 rakam. TC kimlik numaramız 11 rakamdır zaten. Zaten yani TC kimlik numarasını yazdı da bu faturayı kullanır. Kullanmak istiyorsa bir şekilde TC kimlik numarasını yazacaktır. Müşterimiz kurumsal bir firmaysa arkadaşlar. Bakın burada seçecek. Ünvan yani firma, şirket ismi, vergi numarasını, vergi dairesini yazacak. Faturayı kullanacak. Keseceğimiz faturayı kullanacak. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı, gayet güzel bence. Geliştiricilerin ellerine sağlık ve hala geliştiriyorlar. Ben forumlarında okudum. Bayağı bir güzel şeyler yapılacak gene bununla ilgili. Çok güzel bir kolaylık olmuş Türkiye'ye. Yalnızca Türkiye'de geçerli arkadaşlar. İşte ad, soyad, telefon, e-posta. Bakın Türkiye, Kocaeli, Gebze yani buradan ilçe, illeri, mahalleyi hepsini seçebiliyorsunuz. Otomatik hepsi çıkıyor görüyorsunuz. Yazma derdiniz yok arkadaşlar. Müşteri yazmıyor yani gayet güzel. Bireysel yaptığınız TC kimlik numarasını da yazdınız. Ondan sonra da onaylarsın işte gönder. Bir de isterseniz şeyde bir bakalım arkadaşlar. Gizli pencerede bir bakalım. Evet. Girelim. Var mı bir şey yok tabii ki. Mağazaya geçelim. Sepet ekleyelim. Sepeti görüntüle diyelim. Ödeme sayfası. Evet. Ad, soyad, telefon, e-posta adresi, Kocaeli, bireysel, evet. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Gayet güzel. Gerçekten ellerine sağlık. Yani geliştiricilerin çok güzel yapmışlar. Çok faydalı olacağını da düşünüyorum. Birkaç arkadaşımız da soruyordu. TC kimlik numaralarını nasıl işte yazarız forumda ödeme sayfasında diye. Yani bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Deneyin. Ama önemli olan kısmı unutmayın sakın arkadaşlar. Lütfen burayı unutmayın. Yani şu alanı bunu çünkü eklentiyi kaldırdığınızda, sildiğinizde
Tekrar yüklemeye çalıştığınızda sıkıntı yaşayacaksınız. Onu söyleyeyim açıkçası. O yüzden en başta kodu kaydedin. Sonra wp-config'e yazın. Bu şekilde ve bu alana yazın bakın arkadaşlar. Başka bir yere yazmayın. Bu alana yazın, kaydedin. Ondan sonra işaretleyin ve okeyleyin. Bu şekilde alacak. Evet evet geldi mi? Tamam. Sıkıntı da yok demektir. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Sayfamızda, test sayfamızda da zaten şeyde şu an çalışıyor zaten. Test.maxhandmade.com sayfamızda çalışıyor. Buradan da bakabilirsiniz. Yeni videolarımız gelecek. Yeni eğitim videolarımız gelecek. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bir süre biliyorsunuz yani söyleyemiyorum da bile bakın. Bilgilendirme videosunda da yazmıştım. Yani orada da söyledim hatta yazdım diyorum söyledim. Bir süre giremedim. İnternet bağlantılarından dolayı. Ondan dolayı ama şu an yorumları artık yani bunlarla uğraştığım için kafanıza takılan bir soru varsa lütfen yazın. Ya da incelememi istediğiniz bir eklenti varsa ya da bunun tarzında aynı işlevleri gören eklentiler varsa bunları da yazıp bana da yani şey yapabilirsiniz arkadaşlar önerebilirsiniz. Bunları da inceleyebiliriz fırsat buldukça. Kanalıma destek olursanız da sevinirim. Beğendiyseniz, faydalı bulduysanız bu videoyu da beğenirseniz, paylaşırsanız memnun olurum. Kanalımızı biliyorsunuz tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.